Olsun kanka, ayıp ediyorsun. Atakan abi, ben sana bir şey diyeceğim. Bu Mal Kemal unutuyor. Ben Ben yarın bir tamamen Atak... sana bıraktım Yarın abi. bana hatırlatsana Atakan abi arayacağım diye Ciro's. Enes! Enes burada mı? Chat'te mi şu an? Bir yarın bir arasana beni. Kesin de Atakan abi hemen araman lazımdı. Çünkü harbi bir konu var. Bir konuşmamız lazım Kemal, bu Atakan arada bir şey diyeceğim. abi. Sen He. hangisini istiyorsun Fanatec'in? Bakacağız işte, ben bilmiyorum ki. Beraber bakacağız sonra. İyisi Bak iyisi. Atakan abi Şimdi iyisinden kastın ne mi? Hepsi iyi kanka şimdi. Atakan abi anlatsana yani. İyisi oğlum, bana iyisi. Jirox'ların Burak ile ayarladığı bir tane direksiyon seti var. O en iyilerinden bir tanesi. Onu alırsanız olabilir. Ama Buran ben Jirox'a da fanatik. dedim mesela. O Buran kadar fanatik yüksek bir şeye spor gerek var mı dedim sayfasını ama. açtım. Nasıl yazılıyordu fanatik? Fanatik spor. Fanateç. Fanatec. Fanateç. Fanatec USA mi diyor? Ne diyor? Fanateç. Ha, orası. Abi tamam da Şimdi bir podyum değil ya Atakan abi. Böyle işte kanka, abi ya. Şu podyum değil de yani şey olarak dedim sana, hani T300'ü yarın alıp şu an evine getirttirebilirsin. Şimdi bunu ayını bekleyeceksin, gelecek. Bu çok profesyonel bir sistem, köşede durursa yazık olur, öyle niye o kadar para veriyorsun gibi gibi şeyler var da gene siz bilirsiniz. He, bunu Hani özel ne yapacağım, yapıyorlar ha, hazır değil. pistte saniyelerle mi? Ya pistte yok, Aynen bunlar öyle. da hazır Aynen da öyle. Biz pistte Kemal'le ciddi saniye mi düşünüyoruz şey abi. yapacağım? E tamam, saniye kasacaksan hiç sıkıntı yok. Nasıl bu? Podyum mu saniye kasmalık? Ya bunlar şey, direct drive dediğimiz sistemler Kemal. Ya Jirox podyum dedi ki direct drive alacağım ben dedi. bizimkinden de yüksek. Podyum Sen hangisini bizimkinden de aldın bro? yüksek. Seninki kaça geldi Jiros? Benimki daha, Daha bak benimki çıkmadı. ne biliyor musun? Benimki bunların düşüğü. Böyle yeni yetmelik. Şöyle, hayır. Bunların ortaya ikiye bölünmüş hali. Aynen ortadan ikiye Sen bölünmüş kaça hali. kaça alıyorsun kaça? Kaç Neyi para kaç ediyorsun? alıyorsun? Bu kaç para Sana ne tutuyor? lan kaç parayı alırsam alıyorum lan. Oğlum Daha merak onun ediyorum. fiyatı da belli olmadı ya. Daha Belli çıkacak. değil ki. Tam O belli değil. Ne çıkınca ben de ortalama ne sipariş vermeyi olur? düşünüyorum. Buna 1800 euro diyor. Ortalama onun 1800 euro. Daha onun daha içinde pedal yok Kemal. Tamam Dosta o işte, tüm set pedalsız. kaça geliyor baba, onu söyleyeyim bana. Dur Alacağım bakayım oğlum, ben bir. de alacağım ya. Tüm seti buradan alırsan 35 bin liralık olursun. Dur Vergi, bakayım. Euro mu? vergilerle, hayır TL Yok. lan. Yok Vergilerle abi. beraber. 35.000 pound. 35.000 TL. Vergilerle. Vergilerle birlikte 35.000 TL. Direksiyon, pedal, vites, vites o şekilde. Oğlum Ortalama 35 söylüyorum bu bine ben arada. 30 da arabaya olur, 40 da olur. M5 kit yaptırırım ha benim arabaya. İşte ben de Jirox'a dedim ki gerek Kemal var mı? 2000-2500 euro civarı benim alacağım. Şey mi 2500 euro desen. Jirox, oradaki fiyatı mı yoksa çıkışı mı? Yok bize gelişi hepsi. Ne yapıyor? 2500 He, sen euro yarı desen. sponsorlu gibi yapıyorsun. Hayır Öyle bana mi? ya şey var. Sponsor yine sağ olsun. Allah var Mustafa abi yardımcı oluyor. Hayır, O bak, konuda. direksiyon konusunda Jirox sipariş veriyor, normal bir müşteriymiş gibi. O yurt dışından geliyor. Onda bir sponsorluk yok. Aynen. Onda bir sponsorluk yok. Ama şase tarafı, kokpit Bizim tarafında chat halleder bunu. Bizim Kanka, sponsor ekibi var Fanatec. Ha size Fanatec Türk halledebilir mü? de benim bildiğim Fanatec Türkiye'ye sponsor olmuyor. Hatta bir dönem direksiyon bile satmıyordu. Ya abi ben anlatıyorum ya inanmıyor bana ya. Ben anlatıyorum inanmıyor diyor ki ben alırım. Ama gene sebebi de biziz abi. Adam gönderiyor. Şimdi buradan siteden siparişi veriyor adam. Çok kısa anlatıyorum, yayını bölmek istemiyorum. Mal geliyor. Ona 15 bin lira vergi binince adam şok geçiriyor. Geri gönderttiriyor. Fanatec de bundan bıkmıştı. Bir ara Türkiye'ye kapatmıştı. Buradan alınca Anladın vergisi çok mı? çıkınca millet de geri iade Ha. veriyor. Bu adamlar da zor durumda Bilmeyen, kalıyor. hesap yapamayan adamlar yüzünden, halbuki hesabını tam yapsa, gücü yetiyorsa alsa hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Ben 3 kere konuştum adamlarla, tam sponsor olacaklar, ondan sonra bir halt çıkıyor. Onların yüzünden biz de sponsorluk alamadık yani. Abi ben şeyi seviyorum ya. Atakan Ya abi. olurlar ya. İyi canım. Sen Sana 300 al olabilirler Kemal. diyorsun ya. T300 al diyorsun ya. Hı. Ben formula şeyi istiyorum abi. Ben Onun da öyleyse. formüle direksiyonu var. Ama ya dediğim gibi Oğlum Jirox, benzer sen al. al, sıkıntı yok. He sen bu Kemal bir bok yiyemez diyorsun abi ama. Yok yani, sen de istersen bundan alabilirsin. Bütçeyle alakalı bir şey kanka. Ama Jurox ilgilenir ben yapamam mı? Süremem mi diyorsun yani bunu? Kemal Yok şöyle canım, ne alakası? bir şey. Eğer erken gelsin diyorsan Atakan abi beni 4000. çok iyi tanıyor yani. Bir iki ayın bunu oynayıp koyacağım ya köşeye. O onu istemiyor Ya şu an. Jirox da öyle yapacak. Vallahi öyle yapacak.
Kanka benim gibi yıllarca onun yayınını yapamaz. Yapacağız. Kimse yapamaz yapacağız. Yani. Yapacağız. Yayın dışı da oynar mı arada ya? Bak sana şöyle söyleyeyim. Bunun hızlandırma örneğini şöyle vereyim. Ayhan Can Güven. Evet abi. 2 sene önceye kadar G27 ile milletin içinden geçiyordu. Doğru diyor adam. Duydun Sence mu Cüven? hızlandırır mı direksiyon? Ben hızlanmasını istemiyorum ki. Yok Kemal öyle zannettiği için Kemal'e soruyorum. Enes biz Yılmaz abi söyledi bünyesini alabiliyor mu Türkiye'ye getirtebiliyor mu dispiritörlüğü? Fanatein alabilir bu arada şaka değil isterse alır. Harbiden mi getirsek mi şeyine? Ben onu alırsam seni ayıplarlar senin podyum alman lazım. Evet. Yani podyumu her şeyle beraber alıp 50 bin liralık falan olman lazım kesinlikle. Benim aldığımı alamazsın. Atakan Anladım. Abi de saldı ya şimdi bak. Kötü dostuz değil mi? Atakan abi en son şeyi kabullendi. Ya ben ne dersin bunlar harcayacak gibi zaten. Boşver salayım. Ya. Hiç uğraşmayalım kenara, anladın mı? Kenara koymayacaksanız alın. CSL elit alalım o zaman. Bir şey diyeceğim. Muhabbete bakın şimdi. Jirox heyecanlı bir şekilde yenisi çıkacak diyor. Fotolarını atıyor bir şey falan. Şunu alacağım diyor. Bu kadar tutacak diyor falan böyle. Grupta yazmış Erik dalında. İlk gelen cümleye bakın. İlk gelen cümlenin umutsuzluğuna, bitikliğine bakın. Eray'dan geliyor mesaj. İnşallah Eray bir heves olmaz kanka dedi. Tamam mı? Dedim ben de durdum. Aynı şeyi düşündüm. Bak abi durdum abi, ya. Bak sadece dur. Jirox durdum. Durdum sadece ya. Durdum bir. İnşallah dedi bir heves olmaz dedi. Sürersin dedi. Ben de dedim yok kanka dedim. Adam Hamilton olmak için uğraşıyor da dedim. Cem'le birlikte podyuma gidecek. Pezevenk ne istiyorsun dedim ya. Adam bir heves yapmış. Tüm şeyi gitti Jirox'un biliyor musun? Jirox bir de ben almayayım o zaman falan tribine giriyor. O öbürüyle kavga ediyor. Zaten bu çocuk Hamilton olmayacak ki. O zaman bir şey diyeceğim. Kemal bir şey diyeceğim. Şimdi Atakan abi böyle diyor ya. Şu attığı maç Atakan abi bize bu olur mu? Kanka hepsi olur. CSL Elite'de Cem Bölükbaşı'nın bir önceki direksiyonu. Bütün yarışmaları kazandığı direksiyon bu işte. Ne diyorsun ya? Evet o şimdi daha yeni Direct Drive'a geçti Cem. Size onun anlatmadım sen Cem'le yok. Görüşmedin mi? Debriyaj yok ki bunun. Onun debriyajı yok. Formula 1 sistemi yazıyor ya. Debriyaj yok Formula 1 arabalarında ya. Formula 1 oynayacağım ben zaten. Lan salak almışken bari debriyajı da al. Yine debriyaj da al da tırmır sürersin kanka. Utanmalı abi. Buna kesin sen yardımcı ol. Bu biraz salak çünkü. Ben yok Buğra anlatmış işte. Buğra'nın anlatmış olmakla. Ben tamam kendi setimi alacağım. Ben. Aynen yani, aynen sen dizmişsin setini. Onu al. Onda sıkıntı yok. Ben sadece dedim ki hani o kadar harcamaya gerek var mı? Sen diyorsun ki ciddiyim o zaman al tabii baş tacı. Ben çok ciddiyim. Tamam. Ciddi düşünüyorsun tamam. Ciddiyim dediğim de bir net 2-3 hafta oynarım yani. Abi bu arada şey çıktığında Atakan abi aklında olsun. Biz ekibi kuruyoruz geri. 2017-18 ekibi kuruluyor. F1 tamam. Yenisi çıktığında... Abi yarın şöyle şeylere gireceğiz birlikte. Tam anlatamaz da ben sana anlatayım. Tamam ben F1'de kötüyüm de girerim ama sizde. Türkiye'de bu işlere el atıyoruz biz Kemal'le. Kemal Jirox Entertainment olarak. Ya siktir git oğlum. Canını yiyelim seni. Şimdi ya. Yarışçıları alıyoruz. Antrenman olayı olsun böyle güzel bir şey olsun. Konvoy yapalım diyoruz ya. Çakal kasalar çekiyor. Tır konvoyu mu? Bir de havalı korna Fafiri. Fafiri korna. Fafiri. Formula 1. Formula 1 arabalarıyla konvoy yapalım diyoruz. Olur. Sen zaten bak bir şey söyleyeceğim. Cem'le yarışmayı hayal ediyorsan. Biz Cem'le ya çok yarıştık. Bunlar salak abi salak. Kanka ben 4 senemi verdim. Sadece startta gördüm Cem'i. Sonra tur bindirdi. Sana şöyle söyleyeyim. Kuzi'nin iddiası ne biliyorsun? Bizim Kuzi'yi biliyor musun sen? Devallah yapıyor ya biri. He biliyorum devallah. He. O Kuzi'nin iddiası ne biliyor musun? G27 mi ne almış bir tane? Diyor ki. Tamam. 4 ay 5 ay sonra diyor Cem'le yarışmak için VS atmak için sürüyorum diyor. 4 ay kanka 5 ay sonra Cem... dediğine göre geçecekmiş. Şimdi kolay bir şey zannediyorlar bunlar. Bir kanka ben Cem doğuştan bir yaratık. Onu Türkiye'de. GTA RP'de ben de geçtim. Kahramanla geçtim ben Cem Bölükbaşı'nı GTA RP'de. Ama hani onun fizikleri çok iyi değil ya. Cirox. Hayır şey diyorum Cem gerçekten doğuştan bir yaratık abi. Onu geçmeyi kimse abi aklına koymasın da. Valla öyle bir şeyim yok amacım yok. Ben sadece bak, güzel mal kullanayım Kemal gibi ve güzel bir oyun oynayayım yani. Doğru diyor. Bu tamam kanka sen diyorsun ki ben almışken BMW'sini alayım Mercedes'ini alayım bu işin diyorsun. Aynen. Abi bu şey gibi bak, iyi karavan kliyo aldım. Tespite bak tespite. Kemal mavi Powerade'in kapağını çiğniyorsa bilin ki boş yapacak. Şunu bir uzun zamandır izliyormuş.
Kemal senden benimki. Sen podyum alman lazım Kemal. Kanka ben öyle salak salak senin gibi şey almam amına koyayım. Ben bunu ya Forza'da da süreceğim. Bunu gideceğim. Abi öyle. Benim de şeyde öyle. Şeyde de süreceğim. Lan siktir yok, git. Yok Kemal hepsini sürersin de birisi direct drive işte. Abi bu Allah aşkına bunu salak ne yapacak sana söyleyeyim mi? Affedersin Jurus bu arada habire şey ediyorum sana. Laf evet, biraz da ama insan değilim ya ben amına koyayım. Maşallah hep dur orospu çocuğu sen. Bak bu mal şimdi bunu alacak abi. Bununla gidecek evet. ETS'e girecek. Bak şu ekrandaki la. Tamam güzel o kolay. O değil oğlum o benimki. ETS'de tırı şöyle çevirecek. Benim o benim direksiyon bu bak. Kemal'im sen mal diyorsun da Direct Drive'da Türkiye'de ilk ETS yayını yapan adam benim. Al hadi abi. Aldık Discord'da öyle şu an. Benim direksiyon bu. Hatta ben ona Wabis direksiyon bağladım Skyna'nın. Abi bir şey diyeceğim. Eğlenceli değil miydi? Çok eğlenceliydi. Yapımcıları bile şok geçirdi. E bitti abi. Biraz hype oldu. Yok be ne olacak oğlum. Ya bu eğlenceden ne alır? Ya bu eğlenceden ne alır bu mal ya? Abi hayır. Seninkini hatırladım. Sen şimdiken Jurox'u aşağılamamam için öyle diyorsun. Sen ona senin dediğin şu. Hatırlıyorum. Bak helal diyeceğim bu arada. İzleyicinin olduğumu bileceksin. Sen bu motora başka bir şey taktın. Evet, Wabis tır direksiyonu taktım. Beyaz kemikli 3 kol. Scania falan yazıyor bir şeydi. Evet. Böyle. Tamam özel işte ürettik bak. Biz onu 3D yazıcıdan. Harbiden bak hatırlıyorum ama bak. Gene yarışa ilk ben girmiş oluyorum oğlum. Şey tır sürmeye. Doğru çok eğlenceli ama oluyor bak, bu olur bana. Bak şuna baksana. Buradakinin aynısını buraya yapmış adam. Sadece o motoru şeyi falan aynı. Tabii tabii. Tabii her şey aynı. Bu okey abi. Bu manyak bir şey zaten. Şurası kaliteli olsun okey onda bir problem yok. Ben bundan sonra YouTube videolarıma önem vereyim. İkide bir yayında açıyorum. Bok gibi tipim var. bir anda açılacağını hiç düşünmeden çektiğim için videoları. Bunun olayı hayır, bu mu direct peki? Drive... Asıl olay şu mu? Şu motoru mu? Kanka bunun olayı şu. Gerçekten araba hissiyatını sana verir. Fazlasıyla verir. Yani Ayhan Can bununla antrenman falan yapıyor kanka. Diğer gerçek Formula 1 pilotları da bununla antrenman yapıyor. İşte bana ondan lazım ya. Al işte yani bana laf atana bak yine aynı şeye çıktı. Bu benim ya anlattığım yanlış. Kaza yaptığında tutarsan kolunu kıracak alet bu. Kemal ben onu aman da sordum. Ben onu da sordum Kemal. Onun da fiyatını söyleyeyim mi sana? Oğlum kolum molu mu kırmasın şimdi ben geri uğraşamam 4000, ya. 4700 euro. Kanka onun en son Türkiye'ye getirtmesi 35-40 bin liraydı abi, 6 ay önce falan. Abi şu direksiyon çok iyi bak. Şu direksiyon gördüğün var ya. Bunun bu mesela kanka nerede? Sen simitlere bakma. Simite hepsine abi, takarız. Simite bakma. Simitlerde sıkıntı yok Kemal. Simitlerde sıkıntı yok. Sen base'e bakacaksın. Arka tarafına yani. Tamam biz beraber bakarız. Ben onu anlar. Aa bu işte bak çok güzelmiş o. Hangisi lan? Şunu görüyor musun bak. M4'ün vardı ya M4. Ha, ortadaki benim şey direksiyon. M4'ün bu Porsche'nin lisanslı direksiyonu senin attığın. Gerçekten 918 RSR yarış arabasında kullanılanın birebir replikası. Abu, işte bunlar. Tabii. Şu mu senin Jurox? Ay, ha o işte. Allah direksiyona lan bak. Uf, oğlum şunun güzeli. Senin A200'ün direksiyonu böyle mi amına koyayım? Sen bunu tutamazsın arka, bile. Arka kapakçığı var A200'ün. Bu Formula 1 direksiyonu ya bu. Kesik oluyor. Cem sürerken böyle oluyor ya. Jurox'la Cem böyle yapıyor sürerken. Ben de öyle... Buna benzemiyor mu ya? Seni öyle görürsem koparım. O memelerin yağları bıngıl bıngıl atacak ya. Ne yapalım içeri işte. Vallahi kopacağım sen bunu böyle sürerken. Bana o kol kırandan lazım. Onun vibrat titreşimi iyi mi abi? Ya kanka ama o bildiğin... Atakan abi bu başka bir şey için istiyor ama haberin olsun. O bildiğin endüstriyel motor kanka. Senin evini titretir o. Tamam benim gibi aynı endüstriyel motor. Ben ilk bağladığım kokpit güçsüzdü. Bir yarış yaptığımda böyle 5-10 santim sağa kaymış oluyordu kokpit veya abi, sola. Abi T300'ü kesmiyor artık ya. DD2 varsa hatta DD2 bizi anca keser. Duru bir şey mi dedi? Duru bir şey diyebilir miyim? Girme şu söze ya. Direkt söyle bak. Diyebilir miyim demedim ben. Direkt girdim ama... Neyse. Kesin bir şeye benziyor hani, dedi. De direksiyon bir şeye benziyor dedi ama. FIFA koluna benziyor dedim. FIFA koluna mı benziyor? Ha, doğru diyor bu. Harbi doğru diyor. Birox'un bütün heyecanı şu an gitti biliyor musun? Gözlerinin önünde benziyor. FIFA kolu geçti şu an. Doğru diyor. Oyun koluna benziyor böyle bir şeyin.
Var ya bu. Ciroks o Fanatec ablamının üstüne bir Doğan SL çarpı etiketi 10 numara. Black Ops falan oynadıkları kollar var ya böyle çoklu tuşlu. Formula yarışçılar da bunlarla oynuyor. Oğlum sen salaksın Ciroks. Git böyle al. Lan oğlum yeter, beni aşağılama artık. Şunu alsana abi. Sen ne zor bu? Sen, oğlum onu da alacağım. Oooo! Bunlar simit mal. Ama ben özel yaptıracağım. Bunlara, peki senin A200'deki simit çıkıp oraya giriyor mu? Giriyor işte. A200'e yeni direksiyon yaptıracağım. Oradaki simiti ben alacağım. Ya abi bu pezevenk daha 162 beygir arabasını kontrol edemiyor. 163, F1 süreceğim diyor. Koydum, 163. Pardon, özür dilerim. Normalde girmez de biz kafaya takarsak onu doğruya takarız. Evet takarlar o zaman Jorus. Dur, oğlum, güzel benim. Güzel bir tornacıda bir aparat yaptırır. Oğlum Sky'na direksiyon yapmış adamız biz. Bak bu hap işte. Aa bu Kemal. Bak şimdi bu var ya, bu gösterdiğin ekrandaki. Evet abi. Buna normal bir aksesuarcıdan gidip Sparko direksiyon alıp takabiliyorsun. He. Arabada kullandığın direksiyonu aldığında takman için bir olan bir aparat bu. Bunda ama da gene yarış arabası direksiyonu alman lazım. Beyin var ki işte algılayacak ya. Üstündeki tuşları da alıyor he? Tabi tuş koydurursan tuşları da alır. Ha. Bu ara hap şey. Bağlantı yani. Başka direksiyon takmak için bu. Shifter bak ya bana bu sefer... Benim moralim bozuyor ya. Sen el freni aldın mı lan? Yok ben almıyorum el freni falan. Sen bitiksin oğlum. Sen boşa topluyorsun sistemi. Lan ne el freni alacaksın Formula 1 arabasında? Ya sen Formula 1'e 1 girersin, 2 girersin. Üçüncüde sıkılırsın. Tamam, ETS'de de kendim tuşa basarım amına koyayım. İyi. Rally falan oynamayacağım, drift yapmayacağım. Forza ya oynayacak, rally oynayacak. Biz şeye gireceğiz abi, konvoy yapacağız. Neydi oyunun adı? Abi zaten Corsa. Asıl pahalı parçalar, bir şey diyeceğim. Asıl pahalı parçalar benim aldıklarım değil mi? Bunları almak istersem alırım zaten sonradan. Bu yani. Ama biz... kargon geliyorken hepsini beraber vereceğiz. Aynen öyle. Biz hepimiz orada alalım. Oğlum hepimiz orada yazayım abi. Şey tamam, o zaman bir şey diyeceğim. Atakan abi yarın 3'te müsait misin? Müsaitim kankam ben. Kemal sen müsait misin yarın 3'te? Kemal'le konuşmuştuk sormam zaten ama. Sormam lazım. Galiba bir baksana abi. Tamam yarın 3'te Discord toplantı... Hatta Discord da değil, resmi olsun. Zoom toplantısı yazıyorum size yarın 3'e. Ya bir ne Zoom yazıyorsun oğlum, biz bizeyiz zaten ya. Tamam Discord yazıyorum o zaman. Ben de Zoom bile yüklü değil. Pedali de bundan alman lazım ha Jurox. Pedali. Pedali bundan ben, alman o lazım. O zaten o değil, inverted değil, diğeri. V3 mü? V3 ama böyle değil. Kırmızımsı böyle. Heh o. Fakir Jurox. Kusura bakma kardeşim ya. Bu kadar ne etti. Oğlum. Yok be bu akıllılık ya. İki tane metalle ters çevirdikleri için 200 euro fazla para istemişler. Aferin. Ya onun için demedim oğlum, fazla para harcatmamaya çalışıyorum. Atakan abi bugün jurosçu ya belli. Abi hiç de öyle yok değil ya. Bunun arkasındaki bak şeyleri daha ayrı. Sistemi öbürünüz Jurox hep sen üzülme diye diyor lan. Evin küçük yok, çocuğu yok gibi. Yok pedalın o şeyleri, ön yüzleri farklı sadece, metalleri farklı. Bu da bilek kırar mı abi bu da? Cahille sohbet olur. Ayak bile. Bilek kırmaz da bu frene ne kadar bastığını çok iyi anlarsın. Çok kaliteli bir pedal. Ne? Göt tekmeleyen alacak mı? O ne lan göt tekmeleyen ne? Butt kicker'dan bahsediyor. O ne abi ya? Arabanın titreşimlerini sadece titreşim olarak sana veriyor. Hareket değil de titreşim olarak düşün. Ben almayacağım. Sen alacaksan ben de alayım. İstiyorum ben ondan. Ama kanka çok rahatsız ediyormuş ya. O çok ses yapar bir de arkadaşlar. Yayında mikrofonlarımızı iyi ayarlamamız lazım. Ben almam o zaman. Bu kill switch'ten de lazım bize, kolumuz kırılmasın. Ya ne yapacaksın kill switch? Kolumuz kırılmasın. Ben şimdi Jirox'a şeyden dolayı bir şey diyemedim. Şimdi neyi? Tabii bu ani tuşa o yüzden koymuş adam. Onu ona basıyorsun ki elin parmağın arada kalmasın diye. Oy! Bak Jirox bak. Elini çekmesin, sağ üste bak. Bak. Hani dedim ya Jirox, gerek var mı dediğim kısım buydu. Ben korktum. Ama sen abi. Gücünü yok bu kadar açmayabilirsin. Gücünü kendin elinle ayarlayabiliyorsun. Ama açmadıktan sonra da bunu niye alıyorsun? Bak. Ben almayacağım yok.
Adam nasıl kaza yaptı ya? Diğeri dokunuyor diğeri. Abi bu DD1 ama değil mi? Bu benim aldığım değil. Benimki bu kadar güçlü değil bu çünkü. Bu seninkinin bir üstü. Evet evet bu kadar güçlü değil seninki. Benimki ama kanka genel güçlü. Olarak tam bunlar... gücünü de kullanmayacağım. Genel olarak bunlar kesintisiz saf güç verdiği için tehlikeli aletler yani. Dediğim gibi ben sana bir şey demiyorum. Şimdi çünkü Buğra'nın sistem dizmesi farklı. Cem'inki farklı, benimki farklı. Herkesin tarzı farklı yani. Ben böyle yayında oynarken kaza yapıyormuşum. Sonra yayında kırılıyormuş benim kolum. Valla ben iki kere şey... parmağımı incittim kendi direkt sonunda da sizin alacaklarınız o kadar güçlü değil. Abi, o kadar güçlü değil. Zaten o yüzden Buğra da Mustafa abi de sağ olsun ondan dolayı onlar önerdi yani. Ya onlar size en iyisini söylemiş kanka. Artı 30K izlenme falan diyorlar lan. Kolum kırmıyormuş diyorum ya. Hayvan gibi primini de yaparız kanka bu arada bak şakasız. Evet, abi, tutmaya ısrar edersin o seni kaldırır kokpitten dışarı fırlatır falan. Baya eğlenceli bir yayın olur. Güzel bir yayın olur kanka. Hatta kırılmadıysa da kırılmış gibi. Ben bunu var ya hayatta ya ben bunu bak böyle elimi çekmek aklıma gelmez benim. Tutmaya çalışırım falan kırılır benim abi. Olmayacak zaten Kemal. Ama bilemem podyum alacağım ben DD1 alacağım dersen onu bilemem. Yok böyle güçlü olmasın. Hayır Kemal'in gösterdiği o zaman ben Jirox'tan üst almalıyım bunu almalıyım dediği bu işte bu direksiyon. Yok abi ben yok, bunu almam. Kemal gerçekten elini kolunu vallahi kırarım. Ben bunu kırarım bir şey olur. Kemal benimki kanka daha çıkmadı. Bu ay sonu mu diğer ayın ortası mı ne çıkıyor? O çıkınca alacağız. Bekle bekle bir dakika abi geliyorum bir dakika. Sen niye böyle ağzını yaya konuşuyorsun aşağıda? Ağzımı yaya konuşmuyorum benimki oğlum. Benimki daha çıkmadı. Şöyle Duru var diyeyim lan odada. Hayır bizimki diyorum işte. Sen de almayacaksın mı aynısını? Artistik ya oğlum ben de alacağım. Sen ne ikide bir mal duyun gerizekalı duyun şöyle diyorum böyle. Sen diyorsun bana salak diyorsun sabahtan beri ya. Allah Allah. Oğlum sen de aptallık yapma amına koyayım. Bundan lan alma. Ne aptallığı sen diyorsun İkimiz de aynısından salak. Alalım. İkimiz de rezil de olmayalım. Hayır, yurt dışından getirdik zaten. Diyelim. Kimse evet, de laf etmesin. Zaten. İkimizi oğlum, şey yapmayalım. Öyle öyle bak. Ben sana atayım mı bizim alacağımız fiyat şeyi? Fiyat miyat da söyleme 10 bin euro falan diyeceğiz he. Yo zaten 10 bin euro oğlum. Tamam. Ne yenisi dediğin ne at bakayım. Bak atayım ben sana bunu. Al attım bak. Senden biz bunu alacağız. Senden çok olmaz. Oldu ya amına koydum malı sana. Niye öyle diyorsun şimdi? Sen niye öyle diyorsun lan? Baba her şeye izin verdim valla. Bu mu yeni alacağımız dediğin? Aynen bak bu kanka 8NM tork üretiyor kanka bu 8NM. Tamam heh benim direksiyona da oluyor. Siktirir gidersin sen formulanı oynarsın. Ben giderim ben GT alırım ikisini işte, de oynarım. Onu diyorum. Shifter'ım ben de ikisini oynayacağım. Tamam gel aşağı iniyoruz 12.000 euro Kemal yapalım. Hayır 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 Kemal ne? Kemal. Hı. İkisini de alman lazım net ayıplanırsın kanka bu arada %100. Bak bir tane alayım. Formula direksiyon. Bir tane, bir tane formula rally, bir tane alacaksın, GT. Bir tane rally alacaksın, bir tane de GT alacaksın. Yoksa net bir şekilde ayıplanırsın. Aşağıda öyle konuşalım sonra hallederiz, hallederiz. Tamam. Anladın mı? Tamam. Hava ile civayla tamam. Şey yaparız. Tamam. Tamam gel. Evet. Yani patron bize bir alsa falan. 15.000 euro. Neyse Kemal geldi sonra konuşuruz. Bizim 15.000 euro falan tuttu abi. Çözdük abi. Çözdük tamam. 15.000 euro mu tuttu? İyi hayır, normal ben deli abi, pedal aldık, hand brake aldık, shifter aldık, tamam. Table clamp, boost kit. Kemal iki tane boost kit aldı ver ki bozulur diye. Aa. Araya karışık yanar dönerli sorun morun olursa yani. Diye abi bir tane de şey yapalım dedik. GT bir tane direksiyonu, formula aynen. Direksiyonu, rally direksiyonu. Bir tane de keyfe keder Şahin direksiyonu abi konvoy aynen yaparsak öyle. Diye. Aynen öyle. Şahin mi Doğan Esel ismi ikisi farklı çünkü. İkisi de Doğan görünümlü. Doğan görünümlü. Ha tamam. Onlar da mevcut diyorum. Ben aparatıyla beraber seni gönderdim. Toplam kokpitiyle falan birlikte hepsini şeye bat kıkırını şeye koyarsak 15.000 euro falan tutuyor bizim adam. Uygun kanka uygun bu devirde uygun. 15.000 euroya ne alabilir? Bir tur bindiriyor hemen musun? Hemen aşağı indirme aşağı indirme. Parası olan da ama tam. Parası olan da alamaz ama ha yurt dışı Türkiye'ye. Parası olan da alamaz. Parası olan da alamaz. Yok ya getirtmiyor fanatik ya mesela anlatın. Mesela 50 dolar diye Allah falan. Senin belanı şimdi neresin. Tuğkan abi, şimdi Tuğkan abi falan hani şey yapar. Hani ben de alacağım falan der alamaz. Alamaz. İki tane kalmış bir de aynen. Bitti i̇ki ya Elren. Son aldık. Son aldık. Ben de alacak. Aa iki tane kaldı. İki tane abi, abi bitti bakalım. Almadı sonları biz aldık. Bir tur binebilir miyim ben? Yok. 5 TL. Saru isterse veririz ama. Elren isterse vermeden Saru isterse veririz bak. Saru isterse veririz. Bedava reklam. Allah var. Oğlum burada reklamlı gibi gelecek şu an. Sponsorlu falan değil ha daha. Kemal, keşke olsalar. Bunu keşke olsalar. ETS'ye girecektim. Ondan sonra fanatik resmi sitesinde yayınlanır.
Koltuk var ya koltuk. Yok. İyi duru. Yok yok. Titriyor ya o koltuk. Elektrikli mi takılı o? He. Elektrikli. Aynen elektrikli koltuk ısıtması güneş masajı var. Güneş enerjisiyle çalışıyor. Güneş enerjisi. Cerrahlı cerrahlı. Kablolu koltuk mu yani? Kablolu kablolu aynen. O elektrik aynen, masajı aynen. Şeyi. 1-2 diyor. Save'i var üstünde. Oturana Isıtma göre. Soğutma. Ne elektriği ya duru? Hayır yani mesela arabayı kullanıyorsun. Oyun değil mi araba oyunu? Hayır şöyle bir şey. Mesela arabaların enerjisini vermek için ne veriyor? Benzin çalıştırıyorsun değil mi mesela? Ha. Bu dizel bizim aldığımız model. Daha ucuz. Arabaların enerjisini aynen. vermek için benzin arada çalıştırıyorsun. Bir kasayı, arada bir kasayı Petlas'a falan götürmeniz lazım. Şöyle bir durum var. Dediğin şeyden şuradan dalga geçtik. Elektrikli değil. Bu arabalar elektrikle mi çalışıyor bu arabalar? Yok. Motor yok mu ya? Benzinli dizelli bunlar. Yakıtla çalışıyor. Ona da yakıt dökeceğiz işte. Ama öyle sen anlamadınız ya. Neyi soruyorsun sen? Ya ben dedim video izledik ya az önce biz. Tamam evet. Şu video. Titriyor kolu döndü falan böyle. Tamam. Evet. Kim döndürdü dedim. Ya kim onu he. O arkada 2-3 tane çalışanı var canım o adamın. Aynen. O simülasyonu yaşasın diye ya elle döndürüyor. Söyleyeyim. Ya nasıl kim döndürüyor kız işte. Bağlı bu şeye. Normal USB'den girmiş. Kim döndürüyor? Mesela USB ya. Arkada bir direksiyon tutuyor oradan NM veriyor. Tork veriyor oradan arkada. Tork veriyor. Öbürü böyle ittiriyor. O butt kicker dediğimizde neyse onu anlatmayayım onu sonra konuşuruz biz Kemal'le. Butt kicker dediğimizde Ali hani hiç belli olmuyor Ali, ama Ali, bir hissettim. Ali. Kafa yiyeceğim. Ama bak o butt kicker gerçekten böyle arabayla titreşim yapıyor sadece yani. Arabayla kime girersen Kemal şey oluyor. Bu dinlenme tesislerinde alttan gelen bir şey var ya onun gibi oluyor. Masaj koltuğu gibi işte. Ben de abi sana bir şey diyeyim mi Atakan abi? Ben de o çimlerden çıkmam biliyor musun öyle bir hissiyat. Arada bir tele atıyorsun bütün masaj yayın çalışıyor. Çimde geçiyor. Çimde dönüyormuşum pazı falan. Kemal bir Assetto lobisi yaparız o zaman. Assetto lobisi net yapılır. O ama böyle skinli mikinli. Hani herkes kendi aracını alacak gelecek. Anladın mı? O zaman ben WhatsApp grubunu kuruyorum. Abi bu arada hayırlı olsun. Araç almışsın Atakan abi. Hayırlı olsun abi. Şey storylerde araç almadın ya. Taş yanlış... değdirmezsin abi. Al, al, yanlış anlaşıldı. Tekrar galeri açıyoruz arkadaşlar. O araçlar benim değil. Ben 2 günde 5 tane araba paylaştım. Ha. Sen galeri mi açıyorsun? O BMW siz, evet. Siz BMW almadın bir tane. Ben onu diyorum ya. Bizim 2 tane F30 aldık. Başka 5 kasa aldık. F10 aldık. Bayağı araba aldık. 15 tane araba olduk. Hayırlı olsun. Bekleriz. Senden anladık abi bu yabancı şeysiz. Bekleriz. O da olur. Takas ederiz. Sen biraz bin kanka sıkılınca. Aynen öyle. Bu muhabbetleri güzel ya. Oh be. Bundan sonra galeri daha şeyimiz var abimiz. Aynen öyle. Araba değil arabalar gözlük. Oh, aynen ya, öyle. Böyle aldı. Anladın mı? Anladın. Hocam bunun cerrahı ne kadar yakıyor bu? Ne yapayım oğlum yine git. Harbiden Atakan abi elektriğe etki ediyor mu? İyi yakar bu ya. Çok fark etmez cerrah. O kadar. Ama bilgisayarınızın tabii sizin için geçerli değil de. Power'ı yüksek olması lazım tabii ki. Peki ben bir şey soracağım abi 1600 sana. 1600 falan yetmiyor. Kemal asıl soruyu benim soruyorum. Benim neydi lan Power? Asıl soruyu Kemal, soruyorum. Ben de 800'lük var tane, o bile yetiyordu. Ha. Bizim iki tane kasamız var ya. Evet, biz canım. Şimdi kasayı söküp buna mı takmamız lazım? Yoksa ben laptop ve... Bekir yoluna le diyar Bekir yoluna. Soydum düştüm toruna. Hey soydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna. Cyber'cım EG. Selamünaleyküm. Cyber hoş geldin. Tam aleyküm zamanında tam geldin. Tam zamanında Cyber. Geldin Cyber. Diye geldi. Ne oldu? Sen de salıya kadar 1500 euro var mı? Dur Cyber'a bu konu hakkındaki görüşlerini almak istiyorum ben şimdi. Nerede o? Çıktı ya direkt. Ya oğlum bir gel bir amına koyayım be. Şey diyeceğim. Ha, onu soruyordum. Abi bizim bilgisayar mı yapmamız lazım buna yoksa kendi bilgisayarımızı mı söküp takacağız? Bir de laptop'un USB'leri yetiyor mu buna? Hayır kanka laptop'a bunu bağlayamazsın ya bağlarsın da verimli olmaz. Normal bilgisayarda da 2-3 tane... Büyük laptop ama. Ulan olsun. Salak. En az bu direksiyonla el freniyle falan 4 tane USB lazım. Senin bilgisayarın yok mu? Var.
İndirmemiş, var daha yüklememiş tarafı oyunu ya. Ya arkadaşlar yüklüyorum işte, 4 dakika ne oldu, bir sohbet edelim. Abi USB çoklayıcı var, alsak şey, laptopa ve laptopun özellikleri bayağı iyi olsa böyle 3080'li falan. Kanka bu aleti USB çoklayıcıyla yapamazsın. Anakarta girmen lazım bunu. 4 tane yetiyor mu abi? Olmaz diyor, olur mu adam, olmaz diyor, şunu vuruyor. Tamam 4 tane var laptopta. Laptopa takmayacaksın laptop diyor lan. Baba siz laptop mu aldınız? Alacaksın. Tamam, yeni bir tane taktan bilgisayar kuracaksın diyor ya adam. Kanka işte. Ya, dene abine, ama bence normal Yılmaz bir anakart. Tamam. Ben Yılmaz abiyi koruyayım dedim. Sen şimdi bunu Yılmaz abiye söyle, bak yine adamın nasıl uykusunu kaçırıyorsun. Oğlum sen kendi kasana, yayın kasana